Evet değerli izleyiciler, şu an turizm fuarındayız. Denizli Sarayköy'den girişimci bir iş adamıyla beraberiz. Haluk Bey'le beraberiz. Haluk Bey, bu yapmış olduğunuz araçla ilgili biz biraz kısaca bilgi verir misiniz? Hayvanların birer iş gücü olarak kullanmasına taraf olmadığımız için elektrik teknolojisi de bugün günümüzde her segmente girmişti. Bu elektrikli faytonu bulduk ve icat etmek yoluna gittik. Aynı zamanda tabii bu milli sporcu olmanın vermiş olduğu tabii bir insanlara ve hayvanlara karşı bir sevgi de var mı efendim? Tabii sporculuğun bünyesinde ve kimliğinde bir merhamet yatar. Biz de bu merhametimizi hayvanlardan yana kullanalım dedik. Atların iş gücü olarak kullanılması oluyor, bilmem ne oluyor. Bunlar bizi tabii üzüyor. Biz de bir sporcu olarak buna bir destek verelim dedik. Böyle bir şey icat ettik. Bundan başka icatlar var mı? Bundan başka klasik araçlarımız var. Onlar da yapılma aşamasında. Elektrikli otobüslerimiz var. Yani ithalatın önünü kırarak Türkiye'ye bir girdi kalemlerini kazandırmak istiyoruz. Milli ve yerli bir ruh diye ortaya çıktık biz. Daha yeni çıkmadık ama 15 yıldan beri çıktık. İstedik ki bunu böyle yapalım. İlk başladığımızda bu faytonun yerlik oranı %50 idi. Şu anda 85 oranında yerlik oranı var. Ortahisar Belediye Başkanımız İsmail Genç Bey var. Evet İsmail Bey, Ortahisar'daki şu anda turizm nasıl ya da şu anki turizmi ve tanıtımı nasıl buluyorsunuz? Bu tür fuarlar biliyorsunuz ülkenin tanıtımında, belediyemizin tanıtımında, turizmin tanıtımında çok büyük bir etkendir. Bizler de bunun için her yıl İzmir fuarımız olsun, İstanbul fuarımız olsun, yani 12'si düzenlediği için çok güzel geçiyor ve turizmcilerimiz de bu tanıtımdan dolayı memnun. Ortahisar'ımıza nasıl tanıtırsınız, nasıl davet edersiniz? Ortahisar'ımız turizm, tarih beldesidir. Turizm işletmemizde 1800 yatağımız vardı. Ayrıca Ortahisar'ın bölgemizde doğal soğuk hava depolarımız var. Bunun yanında büyük kalemiz, gün batımımız, 36 tane kilisemiz vardır. Tabii turizm açısından çok güzel bir belde. Tabii ki tavsiyemiz insanlarımızın mutlaka gelip görmeleridir. Turizm fuarındayız. Yanımızda Muğla Menteşe ilçemizin belediye başkanı Sayın Bahattin Küçük Bey var. Gümüş Bey var. Evet Sayın Başkanım, bu fuarları yeteri kadar yerinde buluyor musunuz? Yani yeterli mi? Tabii ki bunlar çok önemli. Biz Menteşe Belediyesi var. Büyükşehir yasasından sonra kurulmuş yeni bir belediye. Yani Muğla Merkez İlçe'nin adıyız. Geçmişteki Muğla bildiğimiz yer Menteşe ismini aldı. Muğla'nın coğrafi olarak baktığımız zaman Muğla Büyükşehir'in tam merkezindeyiz. Ve Büyükşehir'in de başkenti konumundayız. Bu kültürü bugün İzmir'de tanıtmak, tüm Türkiye'yi tanıtmak bizler için çok memnuniyet verici. Amacımız bu tanıtımla kültür kenti dediğimiz, tarih kenti dediğimiz Menteşe'yi daha çok tanıtarak buraya gelen vatandaşlar, misafirleri Menteşe merkeze çekmek. Evet efendim, şu anda Bursa reyonundayız. Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği Başkanı Zeki Beyhan. Bursa Osman Gazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kenan Kır. Biz İzmir Fuarı'na ilk defa geldik belediye olarak. Gördüğümüz kadarıyla her il kendi standını açarak burada tanıtımını yapmakta. Kültürel anlamda, işte turizm anlamda, çeşitli turizm destinasyonları yaparak her il kendi tanıtımını en üst seviyede yapıp turizmde kendine düşen payı almak peşinde. 12 yıldır Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği'nde görev yapmaktayım. Bursa'yı gerek uluslararası arenada gerekse Türkiye içerisinde tanıtımın ve Bursa ile ilgili organizasyonları düzenlemekteyiz. Bu nedenle İzmir Travel Türkiye Turizm Fuarı Bursa için bir destinasyondur. Bursa biliyorsunuz evvel şehir, ulu şehir, Osmanlı şehri, kurucu şehir, Şehzade şehri. Bu nedenle Bursa'nın her yerde bulunması gerekiyor. Biz de elimizden geldiğince Bursa'yı her yerde tanıtıp en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Değerli izleyiciler, Osman Gazi Belediye'mizi, Bursa'mıza, bizi buradan izleyen bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. En azından gelin Osman Gazi Belediye'mize bir çayımızı için sizleri bekliyoruz efendim.